uçak seferlerinin akıbetini biliyorsunuz son zamanlarda. O da ona takılmış vaziyette. Ama Peter Ars İstanbul'da bu salonda. İlk round başladı. Haydi kolay gelsin. İnşallah buradan bir Türk dövüşümüz tabii hakkıyla çıkar, şampiyonluğu ülkemize getirir. Mehmet Özer kırmızı köşede, mavi köşede Zamik Atakişiyev. Mersin'de antrenmanlarını yaptı, Mersin'de çalıştı. Bu maça öyle hazırlandı. Bir back kick yapıyor Mehmet Özer. Mehmet Özer de İzmir'de yaptı çalışmalarını sevgili izleyiciler. Ve sert yumruklar gelmeye başladı. Tabii enerjilerini tasarruflu kullanmak zorundalar. Bu gece şampiyon olabilmek için bir gecede 3 kapışmadan da galip ayrılmaları şart. Mehmet Özer üzerine gitti. Hemen kontraya çıkıyor Zamik Atakişiyev. Low kickler. Henüz ikisi de o meşhur high kicklerini atmadılar. İkisi de yüksek tekmeleri mükemmel yapıyorlar. Sağ sol koşarak gelmeye başladı. Orada nefis yumruklar attı Zamik Atakişiyev. Azeri dövüşçü iyi yumruklar atıyor. Mehmet orada fena yakalandı açıkçası. Zamik dönerek tekme gelecekti, olmadı. Zamik yumruklarıyla ilk round'da genelde yumruklarıyla rakibin üzerine gidip sonraki round'larda tekmelerini konuşturan bir isim. Ama bacakları hatırlayacaksınız Çorlu'da yapılan karşılaşmada ve Kırıkkale'de yapılan karşılaşmada bacaklardan maçı bırakmıştı Bahadır Sarı karşılaşmalarında. Dönerek bir spinning back fist yapacaktı, olmadı. Low kick tekrar. Mehmet Özer gecenin ilk karşılaşmasında Zamik Atakişiyev'le ilk round'da artık son 50 saniyeye doğru gelmiş vaziyetteyiz. Bir tane sol kroşe geldi Zamik Atakişiyev'den. Zamik'in birkaç yumruk belki önde olduğunu söyleyebiliriz. Dönerek bir spinning back fist vuruyor. Mehmet Özer. İslam Akgül antrenörlüğünü yapıyor sevgili izleyiciler. İzmir bölge temsilcisi aynı zamanda. Midesine atmak istedi direkt yumruğu, sonra sol kroşe denedi. Zamik olmadı. Şimdi bakın orada dönerek bir high kick denemesinde bulunuyor Mehmet Özer. Atılan sağ sol kroşeler boşa gitti. İlk roundda birbirlerini daha çok tartmakla yetindiler. Bu karşılaşmanın galibiyle sevgili izleyiciler, Konstantin Gulov, Brian Dawes maçının galibi karşı karşıya gelecek bu gece yarı finalde. Birazdan erken final olarak nitelendirilen Letonyalı Konstantin Gulov'la Brian Dawes arasındaki, ünlü Brian Dawes arasındaki maç var. Bu karşılaşmanın hemen arkasından turnuvanın ikinci maçı olacak. İkinci round tabelası havada. Pozisyonlar ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Burada dönerek bir tekme denedi Mehmet Özer. Ancak isabetli olmadı maalesef. Trabzonlu aslen Mehmet Özer. Kariyerinde 15 maç var. 12 galibiyet ki 5'i knockout'la, 3'te yenilgisi bulunuyor Mehmet Özer'in. 93 maç yaptı amatörde. 82 galibiyet var. 30'da knockout'u bulunuyor. 11 mağlubiyeti var amatörde Mehmet Özer'in. Avrupa Kickbox şampiyonu Vako'da. 3 kez dünya üçüncülüğü var. Muay Thai'da Avrupa şampiyonu. Wushu'da, Kung Fu'da dünya ikinciliği var dünya kupasında. Box, kickbox yaptı. Muay Thai ve Wushu yaptı. Türkiye şampiyonu, milli sporcu. 2001 yılından bu yana bütün branşlarda Türkiye şampiyonluğu yaşadı Mehmet Özer. Dünyanın birçok ülkesinde maça çıktı. İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Tayland, İsviçre, Hong Kong, Ukrayna, Rusya, Çin, Avusturya, Letonya, Azerbaycan. Daha nerelerde maçlara çıktı Mehmet Özer. Mehmet Özer şimdi arkasını dönüyor. Hakem John Beyhout Hollandalı uyarısını yaptı. Dönerek bir tekme atacaktı, olmadı. Zamik de henüz tempo vermedi maça.
O da kontrolü gidiyor Mehmet Özer çünkü çok çok tehlikeli bir isim. Bunu iyi biliyor Zamik Atakişiyev. Azerbaycan'dan sevgili izleyiciler. Bakü'de yaşıyor ailesi ama kendisi Mersin'de hayatını devam ettiriyor. Orada ekmek parasını orada kazanıyor. Kickboksun dışında başka işler de yapıyor sevgili izleyiciler. Bu arada Mehmet Özer orada bir anda yerde kaldı. Nasıl oldu? Tam anlayamadık. Bir high kick Mehmet Özer'den. Sol direk uzattı. İyi kaçıyor Mehmet Özer. Arka arkaya yumruklar deniyor Zamik Atakişiyev. Low kick tekrar. Sol direk uzattı. Zamik kaçıyor bu yumruktan. Ensesine yumruklar gelmeye başladı. İkinci rounddayız sevgili izleyiciler. 1 dakika 27 saniye oldu. 1,5 dakikalık zaman dilimi geride kaldı. Low kickler tekrar. Mehmet'in bu low kickleri artırması lazım. Zamik çünkü bacaklardan zaman zaman maç bıraktığını hatırlarız. Bir sol kroşe geliyor Mehmet Özer'den. Dönerek bir high kick olmadı. Azerbaycan'da kardeş ülke. Tabii Türkiye'den bir şampiyon çıkmasını isteriz. Ama Türkiye'den olmazsa neden Azerbaycan olmasın? Mehmet Özer'de hafif bir yüzünde deformasyon. Sol high kick çıkartıyor. Zamik Atakişiyev sol direk uzattı olmadı. Ve birbirlerine yapışıyorlar. Bir gecede 3 maç kazanan Kabir şampiyonu olacak burada İstanbul'da. Ve sevgili izleyiciler Asya GP'sine gidecek. Sezon şampiyonu olabilmek için bundan sonra çok zorlu bir yola çıkacak. Zamik Atakişiyev bir sol kroşe vuruyor. Sol direkler. Mehmet Özer irtifa kaybetmeye başladı. İslam Hoca da bakın orada. İslam Akgül. Son talimatlarını veriyordu. Zamik yine sol kroşe denedi. Midesine direkt bir yumruk vuruyor. Ve roundu tamamladık sevgili izleyiciler. Zamik Atakişiyev ikinci roundda daha başarılıydı. Daha üstün bir performans çizdi diyebiliriz. İlk rounda bakacak olursak birbirlerini pek bozamadılar. İşte az önceki pozisyonda ekranlarda. İşte bakın. O yere indiği pozisyonu bir kez daha görebilir miyiz diye bakıyorum. Teoman Kozan'dan rica edelim. Evet geliyor. Evet burada sadece bir denge kaybı, isabet yok. Dedik acaba çenesine bir yumruk aldı da mı irtifa kaybetti diye. Pozisyonlar bir kez daha ekranlara geldi. Bu karşılaşmanın hemen ardından değerli izleyiciler. Maçın seyri bambaşka bir havaya büründü. Zamik Atakişiyev enteresandır. altinyumruklar.com internet sitesinde sevgili izleyiciler. Yapılan ankette 4174 oy kullanıldı. Ve bu kullanılan oylardan %36.9'u Mehmet Özer'in turnuvayı kazanacağı yönünde oy kullandılar. Ve hemen ardından da Zamik Atakişiyev yüzde olarak %18'di. Zamik Atakişiyev ya da Mehmet Özer'in şampiyon olabileceği konuşuluyordu yapılan ankette. Şimdi bu ikili erken finalde karşı karşıyalar. Dönerek bir spinning back fist tutmadı. Sağ sol kroşeler tekrar. Bakın bu arada Mehmet Özer'den inanılmaz yumruklar. Dönerek bir back kick. Bir sol direk. Bir sol direk daha. Low kick tekrar. Mehmet Özer.
biraz temposunu arttırması lazım. Rakibi bir kez yıkarsa Mehmet Özer o zaman maçta dengeyi götürebilir. Hatta öne bile geçebilir. Bir diz darbesi, bir diz darbesi. Dizi atarken yerde kaldı Mehmet Özer. İşte bakın İbrahim Hacı Osmanoğlu da izleyiciler arasında. O da bir Trabzonlu. Mehmet Özer için burada Selçuk Aydın'ın en büyük destekçisi diyebiliriz. Onun her zaman yanında olan bir isim. Trabzonluların yanında olan bir isim. Yine bakın Mehmet Özer orada dengesini kaybediyor. Mehmet Özer üzerine bekledi. Bir sol direk daha alıyor. Zamik Atakişiev'den. Sol direk uzattı tekrar. Bir low kick bacak içine doğru. Bel altı bir vuruş gibi. Hakem hemen durdurdu. Orada hakem ama bel altı vuruş sebebiyle değil. Yüzünü temizleyecek sevgili izleyiciler. Mücadelenin hakemi John Bayhout. Hollandalı sevgili izleyiciler. Ve şunu belirtelim. Uluslararası hakemler idare ediyor karşılaşmaları. Yönetiyor. Dönerek bir high kick. Masa hakemleri de yabancı sevgili izleyiciler. Şimdi bir tane sağ kroşe ve Zamik Atakişiev Mehmet Özer'i yatarıyor. Hakem içeri sokmadı. Mehmet Özer yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Bitirecek gibi bitirdi. Zamik Atakişiev nakavtla kazanıyor. Evet sevgili izleyiciler, tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Hemen doktorlar geliyorlar, müdahale ediyorlar. Bir travmatoloji doktoru, bir ortopedi doktoru burada hazır bulunuyor. Zamik kazandı. İşte pozisyon tekrar ekranlarınızda sevgili izleyiciler. İnanılmaz yatırdı. Zamik Atakişiev geceye galibiyetle başladı. Ve bu sol kroşeyle de bir kez daha yatırmıştı. Sonrasında bu ve ardından bir tane daha geliyor. Zamik Atakişiev 3. round'da da inanılmaz bir performans. Sonrasında işte bu son. Mehmet Özer eleniyor. Zamik Atakişiev bir üst tura çıkıyor. Bu gece yarı finalde bir maç daha yapacak. Konstantin Gulov. Evet çok önemli bir isim. Brian Dawes maçının galibi de karşı karşıya girecek. Zamik Atakişiev sevgili izleyiciler. Bu arada sevgili izleyiciler,